Okay, I think we are pretty much ready to go. Welcome again. Thank you for coming on a Sunday. We are more than sold out, expectedly. We would like to welcome Ahmet Şık, an investigative journalist in Turkey with more than 20 years of experience in the field. We actually had Ahmet as a speaker during Gezi conference here in New York, approximately the same time, 3 years ago. And back then, Ahmet was our guest speaking about freedom, media freedom, and freedom of speech in Turkey before Gezi and during Gezi. And now, here we are, after 3 years, we have him as our guest again, but this time talking about a failed coup. So we have a lot of questions, a lot of uncertainties that we would like to address. So I would like to give the floor to Ahmet to give us information, brief information about what he thinks about the situation. We will then open the floor to question and answers, and we'll take it from there. Thank you. Welcome. Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi İngilizce konuşamıyorum. O yüzden Çağ'ın yardım edecek bize. I'd like to welcome you all. As you see, I won't speak English and I will be helping in translation. Erim de dediği gibi 3 yıl önce de buradaydım. O zaman da Türkiye'deki ifade özgürlüğü sorununa dair bir şeyler söylemek ve o dönem için Türkiye siyasi tarihinin gördüğü çok kitlesel bir sivil itaatsizlik eyleminden sonra neler oldu konuşmak için gelmiştim. I was here 3 years ago and in order to say something about the freedom of speech and in the history of Turkey the civil disobedience. Bu tür toplantılar da genelde Türkiye'de olmasını istediğimiz ama hiç olmayan şeyler konuşuluyor. İşte demokrasi gibi, ifade özgürlüğü gibi. Ama bu sefer olan bir şeyi anlatmak üzere buradayız. Maalesef bir darbe yaşandı. Benim durduğum yerden gördüğüm kadarıyla. Ve ondan sonra darbe engellendi ve junta iktidara geldi. Dolayısıyla bir var olan faşizmi anlatmak için ya da ona dair fikirlerimi ifade etmek için buradayım. In such meetings, we generally talk about things that we want, but is not existent in Turkey, such as democracy, freedom of speech. Now, why we are here is to tell about the coup that happened in Turkey, and the counter coup, and the junta that is now ruling the country. Biraz önce ifade ettiğim gibi, bazı insanların kafası karışık 15 Temmuz gecesi Türkiye'de ne olduğuyla ilgili. Kimi iktidar ya da Erdoğan karşıtlarından ifade ettiği bir iddiaya göre Türkiye'de bir darbe senaryosu yaşandığı söyleniyor. Ama ben orada bir senaryo değil, çok ciddi bir kalkışmanın yaşandığını ve Türkiye'nin direkten döndüğünü düşünüyorum. There's a confusion about July 15th in Turkey. Some people who are opposing the government as they think, so it was a staged they say a scenario that was played, but I don't think that this was a real scenario. I think that it was something really serious that we were at the verge of. Darbe kalkışmasının yaşandığı süreçte ve sonrasında çok karanlık bazı noktalar olduğu için ya da çok kuşkuya yol açacak bazı ayrıntılar olduğu için bir senaryo olduğunu düşünmemize neden olacak bazı ihtimaller var. Ama ben böyle düşünmüyorum. Böyle düşünmemize ya da böyle düşünülmesine neden olan şeylerden biri de biraz oryantalist bir bakışla aslında Türkiye gerçeğini bilmemek, sizleri tenzih ederek söylüyorum, Batı'nın yaklaşımını eleştiriyorum burada. Türkiye gerçeğini bilmemek ve darbenin bileşenlerinden, önemli bileşenlerinden biri olduğunu düşündüğüm Gülen cemaatinin aslında gerçekten ne olduğunu bilmemekten kaynaklı olduğunu düşünüyorum bu bakış açısından. So there are suspicious details about the coup attempt before and after. Of course, these can lead
people to think that this could be a scenario. But I think, I believe that a kind of an Orientalist approach or the fact that the reality in Turkey wasn't appreciated much can lead to such understanding. The one major constituent of the coup attempt, the Gülen movement, Cemaat, is an important factor in this. Türkiye son 10 yılda çok ciddi bir siyasal dönüşüm yaşadı. Birçoğunuzun yakından bildiği bazı siyasi ve toplumsal davalar eliyle bu yürütüldü. Ergenekon ve Türevi soruşturma ve davalardan bahsediyorum. Ve bunlar yaşanırken AKP hükümetinin en büyük suç ortağı Gülen cemaatiydi. Ve o dönemki işbirlikleri zirvedeyken yaşadıkları ilişki biçiminin geldiği noktada şimdi o taraflardan birinin darbe kalkışmasının aktörü olarak ifade etmeye çalışmak tabii birçok insanın kafasını karıştırıyor. In the last 10 years, Turkey experienced a significant transformation in its political realm through different trials such as Ergenekon and its derivatives. During this time, AKP's biggest accomplice was the Gülen movement. With cooperation, they have done a lot of things, but the point that we are now and how Gülen movement is involved is a bit confusing, yes. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında neler yaşandığına ilişkin bir takım sayısal verilere sahibiz. Bildiğimiz en net şeyler bize açıklanan biçimde şu anda o. Şunları ifade edebiliriz. Darbecilere direnirken darbeye karşı çıkanların arasından 240 kişinin öldüğünü biliyoruz. We have some statistics about the night of July 15th and afterwards. Resisting the coup, we know that 240 people died. Darbeci olduğu iddia edilen 29 kişinin öldüğü açıklandı. 29 people who are allegedly pro-coup died. En az 32 bin kişi darbeci şüphelisi olmak iddiasıyla tutuklandı. At least 32,000 people were arrested or detained with the suspicion of being involved in the coup. Devlet bürokrasisi içerisinde de cemaatle, Gülen cemaatiyle ilişkili olduğu savıyla 85 bin kamu görevlisinin işine son verildi. 85,000 public employees were dismissed with the allegations that they are involved in the state bureaucracy and involved in the relationship with the Gülen movement. Gülen cemaatiyle aidiyet bağı olduğu düşünülen çok sayıda şirkete el konuldu, medya organlarına el konuldu. Çok sayıda gazeteci işsiz bırakıldı bu el koyma nedeniyle ve Türkiye cezaevlerinde şu an 120'den fazla gazeteci de tutuklu olarak bulunuyor. Several companies, media organizations, journalists are detained or the media were confiscated by the state. And we now know that more than 120 journalists are under arrest. Görünen o ki bu tutuklamalar ve işsiz bırakmalar, el koymalar da hız kesmeden devam edecek. Çünkü bir olağanüstü hal ilan edildi ve o halin tanıdığı yetki üzerinden kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen bir Türkiye var artık. I foresee that these detentions will go on because there is a state of emergency and martial law now, and the statutory decrees that is allowed by this martial law will make this happen. Olağanüstü halin bir 3 ay daha uzatılması neredeyse kesin gibi. Tahmini bir şey söylüyorum. İkinci bir uzatma olacağını düşünmüyorum ama bu demokratik ve siyasi bir kaygıyla değil, sermayenin çıkarları nedeniyle, yani Türkiye'de faaliyet yürüten yabancı yatırımcıların kaç Türkiye'yi terk etmesini engellemeden biraz korktukları için
iyi ihtimal uzatılmayabilir diye düşünüyorum. Yani ikinci bir uzatma olmaz diye. I believe that the martial law or state of emergency will be extended for another 3 months, but that's my guess that there will not be a second extension, but this is not because of democracy. It will be solely because of the fact that the government will try to prevent the capital to move out of the country. Türkiye'nin son AKP 15 yıldır iktidarda Türkiye'de ve 15 yıldır iktidarda ve onun sadece 3'te 1'lik döneminde Gülen cemaatiyle ciddi bir ortaklık yapmışlardı ve bu ortaklık döneminde de çeşitli hukuksuzluklarla AKP ve Gülen cemaatinin muhalefi olan ya da kendi belirledikleri siyasal ve toplumsal yol haritasında kendilerine engel teşkil edeceklerini düşündükleri bütün kişi, kurum, kuruluşlar ya da ortak bir adla söylersek düşmanların hepsinin yok edildiği bir süreç yaşadı Türkiye. AKP is ruling has been ruling the country for 15 years, and in one third of this period, AKP had a very close cooperation with Gülen movement, with very unlawful executions. They tried to get rid of the obstacles, the opponents of the government, in this period. Bu aslında büyük bir savaş idi. Ve o savaşın kazananı olan iki güç olarak yani Gülen cemaati ve AKP olarak ortada mücadele edecek herhangi bir düşman kalmadığını düşündükleri anda da o savaşın ganimetini bölüşmek noktasında birbirleriyle savaşmaya başladılar. This was a big war and when Gülen and AKP won this, when there was no enemies left, it just came to the point to share the fortune in the end, what they gain. Devletin gücünün bölüşme noktasındaki bu savaş işte Türkiye'yi 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kalkışmasına kadar getirdi kanınca. Ve o darbe kalkışmasının bileşenlerinden biri de o güç savaşının içerisindeki Gülen cemaatine mensup askerler olduğu kanısındayım ben de. This ordeal to share the state power brought us to July 15th, and I believe one part of this is the soldiers that were belonging to the Gülen movement. İlk günden bu yana AKP yetkilileri ve medyası ve teslim alınan diğer medyayla birlikte 15 Temmuz kalkışmasının tek failinin Gülen cemaati olduğuna yönelik bir algı oluşturma çabası var. Ama ben kişisel kanaatim Gülen cemaati dışında başka bileşenlerin de bu darbe kalkışmasının içerisinde olduğudur. From the first day on, AKP and its aligned media tried to impose to the public that Gülen movement was the sole reason and the perpetrator of the coup. They tried to give this perception, but I believe there are other constituents and other factors. Onu şöyle formüle ediyorum ben. Militarist güçler açısından, yani ordu açısından Gülen 15 Temmuz kalkışmasının bileşenleri bir Gülen cemaati mensubu askerler. Diğer ikinci büyük omurganın da Gülen cemaati mensubu olmayan farklı siyasal anlayıştaki onu da açıkçası milliyetçiler ve ulusalcılar diye aslında ikisi benzer bir şey ama öyle bir ayrım var Türkiye'de. O siyasal aidiyete mensup askerler olduğunu ve ortak faydalarının da Erdoğan karşıtlığı olduğu noktasında birleşerek bir darbe kalkışmasını planladıklarını ve hayata geçirmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Üçüncü bir grup olarak da küçük bir grup bu kanımca menfaatinin peşindeki bir takım askerler var bu darbe planları içerisinde. I can formulate this as follows for the army. The soldiers that were belonging to the Gülen movement. The soldiers that were not belonging to the Gülen movement but could be categorized as nationalists, both right and left. There's such a distinction in Turkey that we use. And the common denominator for these soldiers were their opposition to Recep Tayyip Erdoğan.
And the third, but small group, I believe, are the interest groups that fall out of this this categories in the army, soldiers that fall out of this category. Gülen cemaatine mensubu olmayan askerlerin aslında Gülen siyasal aidiyetleri açısından Gülen cemaatine düşman olduğunu da düşünebiliriz ki öyle bir görüntü çiziyorlardı. Ama buradaki Erdoğan düşmanlığı ortak paydası büyük bir ortak payda. Ve o grubu kanımca darbe kalkışmasının içine iten motivasyon aracının da Kürt meselesi eksenli olarak var olan savaşta hükümetin yakın geçmişte takındığı ateşkes sürecinden bahsediyorum. Tırnak içindeki o barış sürecindeki tutumu nedeniyle örgütün güçlenmesine yönelik bir öfkeden hareket ederek bunu yaptıklarını düşünüyorum. The soldiers that don't belong to Gülen, so they are basically, in essence, they are also enemies of the Gülen movement, according to their political belonging. But the common denominator of being an opponent to Erdoğan was important. And I think their motivation was, we can talk it in a Kurdish accent, because in the I was talking about the ceasefire process that AKP pursued. These people believe that it strengthened the Kurdish movement. Therefore, they were against Erdoğan and they were involved. I think this is their motivation. Darbe kalkışmasının bir takım karanlık noktalar vardı, bunu söylemiştik. Onlardan birisi şu. Hükümetin ne zaman haber aldığı bu darbe kalkışmasını. Bunun muhatabı olan ilk kişi Erdoğan buna dair bile 5 farklı saatten bahsetti bize bugüne kadar. There are some dark sides in this coup process. So one question is, when did the government know about the coup? When were they informed? Even Erdoğan, the first person to know what was going on, he mentioned 5 different times, time points. Bu farklı zaman dilimini en son saat 21.30 sıralarıydı ve enişteden öğrendim diye de bağladı ve herkes şimdi buna inanıyor. Erdoğan'ın inandığı tarihlere. He even said the final date now with time we know is 9:30 p.m. and he says that he learned it from his brother-in-law. Ama tabii ki başka başka iddialar da dile getirildi ki ben bunların daha doğru olduğunu düşünüyorum. Öğleden aslında öğleden sonra saat 16-17 sıralarında bir şekilde sivil iktidarın bu darbe kalkışmasından haberi oldu ve bunu da engellemek için bazı girişimlerde bulundu. Medyada yazıldı, çizildi ve bu iddialar yalanlanmıyor. Aksine bunu doğrulayan bir takım ifadeler verilmeye de devam ediyor. There are some other claims and allegations, and I believe that they are more accurate. The public governance, so they know in the afternoon of that day, they were informed, and they tried to do something against it behind the curtain, and no one negated it so far from official point of view. Zaten konunun en karanlık yeri de bundan sonra başlıyor aslında. Şimdi 16 sıralarında siz öğrendiğiniz bir darbe kalkışması var. Hükümet adına bunu engellemekle görevlendiren kişi Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan. Doğal olarak darbenin yapıldığı ya da planlandığı düşünülen ordu karargahına gidiyor genelkurmaya. Ve oranın birinci komutan, ikinci komutan, kara kuvvetleri komutanlarıyla nasıl bu darbeyi engelleriz toplantısı yaptıklarını iddia ediyorlar. The dark side starts here. So they learn about the coup at 4 p.m. and then the commander, the chief officer of the MIT, the intelligence agency, Hakan Fidan, goes to the army headquarters and they have a meeting with the first, second army commanders and the marine commanders, and they have a meeting. Bir takım önlemler almışlar. Biraz da komik kaçıyor aslında o önlemler. İşte her türlü kara ve hava harekatına yönelik kısıtlamalar getirildiğini ve bunların bütün birliklere iletildiğini söylüyorlar. Ama çok ilginç, o birliklerin komutanı olan bazı kuvvet komutanlarının ondan haberi yok. Hepsi
birkaç tane düğüne dağılmış durumda göbek atıyorlar yani böyle bir ortam. Ben de bunu anlamıyorum. The official news is that so they said that they took precautions, but I think they're really funny and ridiculous because one is informing all the commanders in chief of the army about the coming coup, and all the and this was said that all the troops were notified, but at the same moment all the commanders in chief were in weddings and they were having fun and drinking. Kuvvet komutanları dışında çok önemli bazı birlik komutanlarının da bu emirlerden haberdar olmadığını biz de öğrendik. Mesela İstanbul'un Avrupa yakasında, İstanbul bilmeyenler için söylüyorum, iki yakalı koca bir kent yani ülke nüfusu barındırıyor. Avrupa yakasının en büyük, en çok tank barındıran birliklerinden birinin komutanı darbe kalkışmasını televizyondan öğreniyor. Kendi tanklarını da televizyondan görüyor. We are very aware that none of the officers or the commanders were aware of the coming coup because in the European part of Istanbul, one of the commanders in chief learns about the coup from the TV and sees his own tanks on the streets from the TV. Yani bu belli ki ya bu önlemleri yeterli olmadığı sonucu çıkar ki bu bir gerçek ortada duruyor. Ya da o önlemlerin alındığına yönelik bir takım iddiaları bizim biraz mesafeli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bize anlatıldığı gibi bir hikayeyle karşı karşıya olmama ihtimalimizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. There are two options. Either the precautions were not sufficient, or the precautions were not taken at all. I think we need to be distant to this view. Tam bu noktada karşımıza şöyle bir soru çıkabilir. Peki bu darbe yetkililerin iddia ettiği gibi emir komuta zinciri içinde olmayan bir darbe miydi? Emir komuta zinciri içindeki bir darbe miydi? Ben ikinci seçeneğin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu baştan aşağıya kadar, en tepeden en aşağıya kadar bütün ordu bileşenlerinin bir şekilde dahil olduğu bir darbe planı idi. Ancak deşifre olması nedeniyle bazı kopuşlar yaşandı. Now I think the question was this coup performed in the chain of command or not? I believe that this was a whole coup attempt that within the whole chain of command. Dolayısıyla şunu iddia etmemiz çok mümkün ki bence bir hakikat de var burada. Darbeyi engelleyen şey bir siyasi ajitasyon aracı olarak kullanılan sivillerin sokağa çıkması değil, darbe kalkışmasının deşifre olması nedeniyle darbeci koalisyonun arasında bir çatlak yaşanması. I claim this. I mean, what prevented the coup was not the civilians going on the streets and resisting, but it was the crack between the coalition that was supposed to perform the coup because of the deciphering that I just mentioned. Tam da bu noktada aslında herkesin kafasına bir soru işareti yerleştiren ya da lan böyle komik darbe mi olur söylemini getiren bir sorunun da yanıtını bulmuş oluyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi İstanbul'da Cuma günü, eğlence günü yani gecesi saat 21.30 sıralarında sokağa çıkıp hadi darbe oldu evinize demek biraz komik kaçıyor. İşte tam bu noktada biraz mecbur kalınmış bir şekilde sokağa çıkmış olma gerçeğini bizim biraz görmemiz gerekiyor. Şu nedenle çatlağın büyümemesini sağlamak için ya da derinleşmesini engellemek için, kararlılık sergilemek için bir grup sokağa çıktı. Ve kazanma ihtimalleri de olan bir kumara kalkışmışlardı. Kazanma gibi bir eğilimi olsaydı, o dağılan koalisyon üyelerinin tekrar darbe yanlısı olarak kendi saflarına katmak gibi bir ihtimal üzerinden böyle bir şeyin içine giriştiklerini sanıyorum.
So there were many question marks in our minds. For instance, what kind of a coup is this? You go on the streets at 9 p.m. when a lot of people are on the streets. Would you tell them to go home? This is not the way generally these coups are happening. But I believe that the people, the perpetrators, felt themselves obliged to do it at that time, because there was a crack between the coalition, the coup coalition, and they saw this the only hope, going on the streets, the only hope to prevent this crack, and they had a gamble. Başka şeyler de planlandığını ya da umut edildiğini biz o darbeciler koalisyonunun ya da kendilerini yurtta sulh konseyi adını veren junta taliplilerinin hazırladığı bildiride, darbe bildirisinde görebiliyoruz aslında. I think this was staged. This was planned. The coup was planned, and there were some hopes about it. And we can see this hope very clearly in the declaration prepared by the Peace in Nation Committee. Bu darbe bildirisini Türkiye'dekiler çok küçümsüyorlar ama bence çok özenli hazırlanmış ve murad edilenini gayet iyi ifade etmiş. Çok kısa bir metindi o. Bir kere ortak paydası Erdoğan düşmanlığıydı. Bolca laiklik vurgusu vardı. Onun dışında Erdoğan nefretinden beslenen herkese bir umut vaat ediyordu. O vaat ettiği umudun karşılığı olarak da darbecilerin yanında yer almasını istiyorlardı aslında. I think this coup declaration was very well prepared, meticulously prepared, and well articulated text, because it was emphasizing the animosity for Recep Tayyip Erdoğan, and there was a strong emphasis of secularism, and it was giving hope to the people, and they wanted that the people would be aligned with the coup perpetrators because of this hope. Çünkü şunu herkes biliyordu. Az ya da çok darbeyi engellemek için ya da AKP yanlısı olarak bir grup insan sokağa çıkacaktı ki bunu gördük, çıktılar. Tam da onun karşısına gitmek için bir başka sivil gruba ihtiyaç vardı. İşte onlar da Erdoğan karşıtlarıydı. O umudu o bildiride verdiler. Ama neyse ki bu tutmadı yani. İyi ki tutmadı çünkü bu ciddi, çok kocaman bir, çok geniş kapsamlı bir iç savaş tehlikesi barındırıyordu. Ama bunu bile göze almış bir karanlık odakla karşı karşıya oldu. Everyone knew that there was a large group of civilians who were supporting AKP and they would be on the streets no matter what. But they hoped for another civil group who were against the Erdoğan, and they gave the hope that these people would go on the streets too, opposing the other group. Good that this didn't work out, because this would lead to an imminent civil war, but the coup perpetrators really didn't care that this would happen, so they really took that risk. Erdoğan ya da AKP muhaliflerinin sokağa dökülmesini engelleyen en önemli şeyin de meclisteki muhalefet partilerinin çok doğru bir kararla demokrasi yanlısı bir tutum almaları ve bunu da medya aracılığıyla kamuoyuna deklare etmeleri oldu. The fact that prevented the AKP supporters to be all over the streets was the stance that the opposition parties took in the parliament. They said, we are by the democracy and we are condemning this coup. Ne zaman ki bu deklarasyon televizyondan ilan edildi ve bir kararlı duruş sergilendi, işte o zaman meclis de bombalanmaya başladı. Aslında meclisin bombalanması çok sembolik önemi olan bir şey ama bir kere şöyle bir paradoks var. Millet adına da bir iktidarı devirdiğini söyleyenler kalkıp milletin meclisini bombaladılar. Ama bu motivasyon aracının nedeni bence muhalefet partilerinin istediği biçimde bir tavır sergilememesiydi. O nedenle onun öfkesiyle meclisin bombalandığını ve o kararın değiştirilebilir olup olmadığını ölçmeye çalıştığını düşünüyorum.
when this declaration, the coup declaration, was aired on the TV, then the parliament building was bombed. I think this was so symbolic because this constitutes a paradox. The people, the coup perpetrators, who say that they are doing everything for, in the name of the people, they bomb the people's assembly. And I think this happened after the opponent parties condemned the coup perpetrators. This was kind of a revenge. Türkiye son birkaç yılda özellikle bütün temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, hukukun paspas edildiği, güçler ayrılığı ilkesinin ortadan kalktığı, bir diktatör bozuntusunun iki dudağın arasında ülkenin yönetildiği bir görüntü çiziyor idi. Ve buna ek olarak da son 17-18 aydır şiddet dozu giderek yükselen bir savaş yeniden başlamış olmuştu Türkiye'de. In the last few years, all personal freedoms and freedom of speech were violated, and there was a dictator. Everything depended on what he said, and this situation led the country into a violent storm, kind of a civil war. Elbette ki bu savaşın yeniden başlatılması. Erdoğan'ın kararı ve AKP hükümetinin uygulaması. Ancak savaş sırasındaki yaşanan şiddetin dozunun bu kadar yüksek olması ve sivilleri de kapsayan çok fazla sayıda insan hakları ihlalinin olmasını biraz kuşkucu bir yaklaşımla bakarsak acaba bu darbe sürecine bir hazırlık olarak da okuyabilir miyiz diye benim kafamda bir soru var. Of course, this war was inflicted by AKP and Erdoğan, but the dose of the violence and the sum of the human rights violations were so much, so that brings up a question. Was this a reason to prepare for the coup process? Hükümetin aldığı bir savaş kararının ya da şiddetin yükseltilmesi kararının kendine dönük bir eylem olacağını söylemek biraz çelişkili gibi durabilir ama o savaşın bileşenleri ya da yöneticilerinin bazılarının şimdi darbe kalkışmasının şüphelisi olarak tutuklu olması işte kamusal alandaki o tepkiyi biraz arttırmaya yönelik bir takım faaliyetler yürütmüş olabilirler gibi bir kuşku uyandırıyor bence. It could look like a paradox. That the government would start something that will in the end backfire to itself. But it's not. I believe this could be a... So the fact that some people detained after the coup were the government officers, it means that probably they staged or they started the process for the people to believe that this was a... Buradan yola çıkarak bir iddiada bulunacağım. Darbeyi planlayanlar, hayata geçirmeye çalışanlar, bence 15 Temmuz gecesi Kürt hareketinin silahlı kanadının da sokaklara çıkıp, darbe yanlısı olmaktan bahsetmiyorum ama bu savaşın yarattığı şiddetle öfkeden kaynaklı olarak hükümet karşıtı bir takım silahlı eylemlere girişeceklerini hesaplamışlardı. Ama haklarını yemeyelim, Kürt hareketi bence çok doğru bir tutum takımdı, silahlı harekette. Kenara çekildi ve izlemekle yetindi ve bence bu doğru bir tutumdur ve burada bir yanlış hesaplanan şeyi tutmadığını düşünüyorum. I will have a claim. I think the people who realized the coup thought that the armed section of the Kurdish movement would be also join them and go on the streets, but they calculated this, but this didn't work. And I believe that the Kurdish movement did a really wise decision to stay out of. Darbeye kalkışanlar kararlılıklarını göstermek için de çok ağır bir şiddet uyguladılar. Sokağa dökülen ilk başta Ankara'da aynı zamanda polisin cephaneliğinin de içinde bulunduğu bir özel harekat merkezini bombaladılar. Hem cephanelik ortadan kaldırılmış oldu hem de darbeye karşı çıkacak çok özel bir silahlı grubun birçok üyesi öldürülerek ortadan kaldırılmış oldu.
sokaktaki siviller için de benzer şiddet sahneleri yaşandı. Bu şiddetin büyüklüğüyle aslında bir kararlılık gösterisiydi. The people who started the coup wanted to show their determination by different means. For instance, in Ankara, they bombed an ammunition store of the police department. By doing this, they hit two birds with one stone. One, they diminished all the ammunition in that department, but also they killed a lot of police officers that maybe would be against them. And the violence that they showed against the civilians was also of this sort. They really wanted to show their determination. Bu kararlı şiddetin yıllardır hükümet baskısı altında ezilen medya organlarını da etkileyeceği ve kendinden yana bir yayın yapabilecekleri ihtimalini de göz önünde tutmuşlardı. Ama medya ister çıkarları gereği diyeyim, ister demokrasi yanlısı tutum takılmak nedeniyle diyeyim, darbenin karşısında duran bir yayıncılık anlayışıyla sahne aldı. Tam da onun öfkesiyle gece yarısından sonra işte bütün hükümete ev sahipliği yapan Doğan grubuna ait bir televizyon basıldı ve çok büyük bir riskin eşiğinden döndü oradaki meslektaşlarımız. So, the coup perpetrators thought that this determination would also affect the media who were opposing Erdogan. So these people thought that the media would support the coup and will be Biden. But this didn't work out. All the media were against the coup, and that's why after midnight, a large broadcasting corporation owned by Doğan Group were raided by the coup perpetrators. Şimdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna seslenmek için Doğan Grubu'nun televizyon alan CNN Türk'ü seçti. Çok akıllıca bir seçim. Çünkü kendi medyasının etki alanı aslında dar. Bakmayın siz o kadar çok yaygara kopardıklarına. Şu pespaye haliyle bile CNN Türk yayını inandırıcılık anlamında ve kamuyu etkilemek anlamında daha iyi bir yerde durduğu için orası tercih edildi. The President Erdoğan selected CNN Türk, a branch of Doğan Media Corporation, to give his message to the public, rather than selecting a corporation that's on his own. I think this was because of the conviction that CNN Türk would convey. Şimdi Cumhurbaşkanı saat 00:20'de televizyonda gördü. 16'da haber alınan bir darbe var. 22 sıralarında tüm Türkiye öğreniyor ve ondan sonra da 00:20'ye kadar geçen bir süreç var. Bütün bu periyot boyunca yani çok ciddi pazarlıklar yapıldığını, bir takım eski ordu mensuplarının da, ki bunlardan birisi Necdet Özel, eski Genelkurmay Başkanı, bu pazarlıkların içinde olduğunu, darbecilerin fikirlerini değiştirmeye çalıştığını noktasında bir takım roller üstlendiğini düşünüyorum. Bütün o süreç boyunca işte saat 00:20'ye geldiğinde, yani Erdoğan televizyonda göründüğünde aslında bu darbe kalkışmasının başarılı olup olamayacağına dair de bir kanaat belirmişti. Olamayacaktı ve o noktada televizyona çıktı, kitlesine sokağa çıkın çağrısı yaptı. At 4 p.m. The news about the coup was heard by the government. At 10 p.m. we learned that there's a coup, and Erdoğan appeared on TV at 20 past midnight. So we believe that in this time there were a lot of negotiations going on. For instance, the former chief commander of the army, Necdet Özer, we know that he was involved in the negotiations with the soldiers, trying to convince them to stop. So when Erdoğan appeared on TV, I think it was obvious that the coup was unsuccessful. So that he called the people to go on the streets. Yani bu 16'dan 00:20'ye kadar olan saatler içerisindeki bu iki periyotta, 16:22 ve 22:00 arasındaki periyotta kimlerle ne pazarlık yapıldığını, ne tür tavizler verildiğini, ne tür tavizler koparıldığını öğrendiğimizde biz bu darbe kalkışmasının içerisindeki tüm bileşenlere dair
bir fikir sahibi olacağız. Herkesin kafasında haklı olarak bir soru işareti var, acaba olabilecek miyiz diye. Evet olacağız, çünkü Erdoğan bütün meseleleri çok öznel algılayan bir diktatör örneği sergiliyor. Kendine karşı yapıldığını düşünülen bu kanlı kalkışmanın da hesabını sormak isteyeceği için bence biz bunlar burada neler döndüğünü öğreneceğiz. So this time frame, time period between 4 p.m. and midnight, what type of negotiations were done, which concessions were given and taken? These are the questions, but I believe that we will learn about the answers, and these answers will give us information about the all constituents, because Erdoğan takes everything so personal. He thinks that the coup was made against him, and he will try to take revenge out of this, and we will therefore learn the answers. Erdoğan iktidarı açısından riskli olan şey şu, bu darbe kalkışmasının içerisinde AKP iktidarından kimlerin olduğu. Benim kişisel kanaatim, darbenin siyasi temsilcisinin AKP içerisinden biri olacağı ve fakat bunun ortaya çıkması iktidar için bir sarsıntı yaratacağı için bunu olabildiğince geciktirmeye çalıştıklarını düşünüyorum. What's risky about Erdoğan is the possibility that people from AKP are involved in the coup. And my hunch is that the major perpetrator will be someone from within the AKP. And that's because of this reason AKP is postponing to reveal all the details. Bu siyasi temsilcinin kim olduğuna dair herkes kafasında bir takım isimler düşünebilir ya da Ankara'da bazı isimler çok fazlasıyla tekrarlanıyor. İsim vermeyeceğim ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani 15 Temmuz kalkışması bir önceki başbakan Ahmet Davutoğlu'nun azledilmesi süreciyle başladı. Ya da ondan önceki o azledilmeye neden olan bir kuş bildirisi vardı ya, pelikan bildirisi. Bence o süreçle birlikte başladı ve tam o noktadan itibaren bu siyasi temsilcinin ya da temsilcilerin kim olduğunun yanıtını o süreçten itibaren okumak gerektiğini düşünüyorum. There are different names who this major perpetrator be. I'm not going to give a name. There are many names, candidates. So, but I believe that the coup attempt started, the process led to July 15th started with Ahmet Davutoğlu, the previous prime minister, being taken down from his office, the declaration of the Pelican Declaration. Bir önceki İçişleri Bakanı'nın da, yani Efkan Aram'ın, ki çok fanatik bir reisçi görüntüsü çiziyordu, tam görev adamı anlayacağınız, istifa etmesinin de bu soruşturmanın AKP'ye uzandığında kimlerin tutuklanacağını dair bir işaret olarak okumak gerektiğini düşünüyorum. Yani Efkan hala tutuklanacak manasında demiyorum ama partinin önemli bir takım isimlerini tutuklayan İçişleri Bakanı olmak istemediği gibi yorumlamanız gerektiğini düşünüyorum. For instance, the resignation of the previous Minister of Interior, Efkan Ala, is ringing the bell, because I believe that this investigation, the coup investigation, will lead into the AKP, and he didn't want to be the person that prosecutes the people within AKP. I think this gives an impression that the perpetrators are extending inside the party. Bu AKP'de sarsıntı yaratması beklenen o soruşturma iktidara uzandığında tam da o noktada iktidarın çatıştığı değil uzlaştığı bir muhalefete ihtiyaç var. Yani AKP ve CHP ve MHP'den bahsediyorum. Kürtleri dışlayarak bir milli mutabakat görüntüsü verilerek bu üç partiyle birlikte o soruşturma sırasındaki sarsıntının şiddetini en hafif zararla atlatmak için böyle bir yol seçtiklerini düşünüyorum ve sıklıkla da CHP ve MHP'nin de AKP ile birlikte hükümete ortak olması gibi bazı senaryolar dile getiriliyor şu anda.
this coup investigation or the multitude of the earthquake that it will generate in AKP necessitated AKP to not to conflict with the opposition parties, but come into a compromise. They are now a national compromise. It's basically to reduce the multitude of the earthquake. They are now having good relations with the opponent parties. Türkiye'deki demokrasi beklentisi içinde olan azınlığın da umudunu besleyecek tek şeyin aslında bu soruşturmanın bir an önce AKP'nin içerisine uzanması olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu sürdürülebilir bir hal ve şiddet ortamı değil Türkiye'de var olan durum. Çok sonuçları ağır olabilecek bir takım patlamalara yol açabilecek bir döneme girdi ülke. For the people who are waiting for democracy, I think the only hope is that this investigation extends into AKP, because the violence that we are facing is now unsustainable, and I think this can be the only hope. Eğer ki 15 Temmuz kalkışmasını yapanlar başarılı olsaydı, şu an Türkiye'de ne yaşanıyorsa o yaşanacaktı. Yani biraz önce söylediğim darbe engellendi ama junta iktidarda dememin nedeni buydu. Fazladan ne olabilirdi? Bir takım hedef alınan insanlar kurşuna dizilirdi. Onun dışında her şey bir darbe pratiğinin başarılı olduğu gibi bir havayla yapılıyor Türkiye'de. If July 15 was successful, what would happen is exactly what's happening now. So this is why I said the coup was prevented, but there is now the junta. I think everything is being done as if there is a coup. Bu noktada çok umudunuz var mı derseniz, çok geçmişten gelen bir karamsarlığın hakim oldu birisiyim ama umut etmeden de yaşanmaz. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede. Şimdilik umut ediyoruz ve umut taşıyanları bir arada tutacak bir siyasal ve sivil yapının örgütlenmesi için kavga etmeye devam edeceğiz. Şimdilik bunları söylüyorum. Burada keseceğim, soru cevap yapabilmek için vaktimiz azaldığı için. Teşekkürler. So is there hope at this point? So I'm generally a pessimist because of my political background, but we can't live without hope. Yes, there's hope, but the hope is to generate an organization or a movement which would coalesce the people who are against all these atrocities, and we should go on the fight. Now I will stop and take questions. Okay, now we will open the floor for Q&A. We appreciate if you can pose your questions both in English and in Turkish so that we have Çağhan with his translation. And also, please refrain from comments. Just pose the question. Yes sir. Evet, yorumladığınızda yani bu çoğu olayı siz yorumladınız şöyle böyle oldu diye. Bunun hakkında herhangi bir sizin yaptığınız çalışma, insanlarla konuşmalar. Çünkü konuşmaları hep duyuyoruz ama yani ilk başta söylediğim rakamlar var mı? Birisinin söylediği bir şey var mı? Yani bir elimizde bir kanıt var mı bunların herhangi bir ilgili? Yaptığınız yorumlara dair. Evet, yorumlara dair, evet. Yani bunlar çünkü şu an hep bir şeyler söyleniyor ama yani bir araştırmacı gazeteci olarak sizin yaptığınız bir çalışma var mı ya da bir tanıdığınızın yaptığı? Çünkü bir sürü insan var. İdam cezası konuşuluyor. Kaybedecek bir şeyleri de yok. Bunlar bilgi veriyor olabilirler. Okay, so you know, we hear so many conspiracy theories in Turkey, and like how if there isn't hard data for all these comments, if someone is talking with the people who are accused of being a perpetrator, and because they have nothing to lose now, they can talk or they're in numbers. Any hard data for all these comments and thoughts? Şimdi somut sayısal verileri aslında yetkililerin açıkladığı şeyler. Yorumlara dair, yorumlarıma dair sorularınızı yanıtlamam gerekirse, ben bu kadar karanlık olaylarda hep şunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu karanlık devletle bağı olan bir karanlık. Bence siz de öyle yapmalısınız.
ne söylendiğine bakıp ne söylenmediğini anlamaya çalışmak. Bu iyi bir yöntemdir. Ama tabii ki çok da zor bir şey bu. Bir takım insanlarla konuşuyorum elbette. Yani bunu yaparken öyle oturduğum yerden ha bu böyle de falan demeye çalışmıyorum. Kim olduğunu sormayın ama bir takım insanlarla konuşuyorum. Ya bunlar kamu görevlileri. Savcısı var, polisi var, istihbaratçısı var. Eski ya da yeni askeri var yani emekli ya da olmayan. Onların hepsinin toplamından bir şey ifade etmeye çalışıyorum. Elbette ki yanılıyor olabilirim. Bunu hiç reddetmiyorum. Ama benim durduğum yerden bu mesele anlattığım gibi görülüyor. Çok fazla eksiği var. Çünkü biz sadece bir kırıntıyla idare ediyoruz şu an. Bakın bu kadar kanlı bir olay oldu. Hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece hükümet açısından kullanışlı olan şeyler medyaya sızdırılıyor. Bu kadar. Buna işkence edilmiş insanların görüntüleri de dahil. Dolayısıyla dediğinize yanıt oldu mu bilmiyorum ama elimde somut size şu şu var diyemeyeceğim ama yok da diyemeyeceğim. So the concrete statistics are what the government officers or they gave these numbers, but according for my comments, I think in such dark events that are related to the state, I generally do this, and I suggest you also do that. What they say tells us what they don't say. Of course, I talked to a lot of people. I have a lot of sources: the prosecutors, the intelligence agency members, and soldiers, and so on. From all these, I come to a conclusion. I may be very wrong. Of course, I may be wrong, but this is how I see the situation now. There's a lot of missing parts and gaps, and the information that's that has been leaked to the public is what is more convenient for AKP to increase their legitimacy, including the torture footage. I'm gonna first speak in Turkish, but I've been here for such a long time, it's easier for me to actually speak in English. I'm trying to understand it, I'm totally confused and trying to understand the coalition that put together the coup. It's a very, very amateur-looking coup, too. There are the against Erdogan coalition, and there's the coalition who want to be sort of pro-Turk and against Kurd, perhaps, and those movements started to increase their pressure with increased violence in the East during that war. So is it the previous peace attempts by Erdogan were regarded as something bad? But I'm thinking Erdogan, after the elections, he totally pushed away the Kurds because they didn't vote for him. And after the coup, we didn't see the Kurdish parties as being part of the people that he spoke to. So I'm confused. Ben bu kalkışmanın bir kere amatör olduğunu düşünmüyorum. Orada bir anlaşalım ya da anlaşamayalım. Şimdi sizin o anlayamadığınız şey iyi ki olmamış diyorum. Çünkü o anlayamadığınız şey olsaydı darbe başarılı olurdu anlamına gelirdi. Ben kişisel kanaatim, herhalde salona kimse itiraz etmez. En kötü iktidarın Cunta'dan iyi olacağını savunuyorum ben her zaman. Ki AKP iktidarı Cumhuriyet tarihinin en kötü iktidarıdır. Hiç şüphemiz olmasın yani. Ama ona rağmen Cunta'ya karşı durmak gerektiğini düşünüyorum. Bu bizi Erdoğan ya da AKP yanlısı yapmaz. Demokrasi yanlısı bir tutum içinde olduğumuzu gösterir. I need to translate, I think, right? Did you get it, or? I can understand. I'll need a translation. Yeah, sure. I don't think this was an amateur attempt. This was really well prepared. What you couldn't understand is, fortunately, didn't happen. It means that there was no coup. And I believe that the worst government is better than a junta,
This doesn't, saying this doesn't make us pro-AKP or pro-government, this makes us pro-democracy. Devam edeceğim. Çevirmemi yormamıştı herhalde yaptım. He lost it. Evet, Erdoğan ya da AKP güçlü. Yani seçmen bazında baktığımızda oyların yaklaşık yarısını alan bir parti var. Ama bu çok doğal. Çünkü AKP bir sağcı parti. Sağcılığın 3 tane temel parametresi var. Milliyetçilik, muhafazakarlık, dindarlık. Bu 3 temel parametreyi en güçlü biçimde yansıtan ve merkezde olabilecek bütün sağcı partilerin eriyip ortadan yok olduğu bir dönemde ve Türkiye'de yaşayan seçmenlerin hayır ekseriyetinin sağcı olduğu bir ülkede Erdoğan'ın güçlü olması gayet normal. Seçimler üzerinden baktığınızda bu böyle. Yani ve bu güçlülük bence daha çok uzun sürede devam edebilir. Seçimler üzerinden gittiğimizde. Ama yani değil mi? Evet abi. Şöyle de bir sıkıntımız var. Ben AKP'yi bir siyasi parti olarak görmüyorum. Evet, kağıt üzerinde öyle demokratik araçlar kullanılarak seçimler yapılıyor ve iktidar oluyor. Ama bu AKP'yi tüzel kimliği olan bir siyasi parti gibi görünmesine rağmen bir mafya olduğu gerçeğini de değiştirmiyor benim gözümde. AKP bir mafya. Şöyle bir piramit düşünün. Lideri olan, bir mafyanın yapmış olduğu her şeyi yapan, bütün suçları ve kötülükleri yapan bir menfaat birlikleri. Ve tabandaki birçok insan da bu menfaatten faydalanıyor. Ama bakın bunu rasyonalize edebileceğimiz bir menfaat. İşte yiyecek yardım almak, çocuk yardım almak, ısınma yardım almak vesaire bunlar çok küçümseniyor Türkiye'de ama AKP muhalifleri tarafından seçmeni küçümsemek için kullanılıyor ama o geniş yığınlar için çok manası ve önemi olan şeyler bunlar. Oradaki tabandaki menfaat birlikteliğini anlayabiliriz ama piramidin tepesine doğru gittikçe tahayyül edemeyeceğimiz paraların konuşulduğu, gizlenmeye çalışılan bir takım suçların örtbas edildiği bir mafyatik örgütle karşı karşıya kalıyoruz. İşte bizim açmazımız bu. Bir mafyayla hukukla mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Hukukun aparatlarının hepsi de ilk mafyanın sopası olmayı kabul etmiş. Ne yapacağız bilmiyorum herhalde. You need to translate. So, AKP is a major, very strong party that got half of the popular vote. Because it's a right-wing party, there are three parameters of the right-wing parties. They're nationalists, they're conservatives, and they're religious. AKP melted basically all the right parties in one, and now they reflect the most conservative stance in one party. Erdoğan is also very strong, and I believe this will go on for a while. There is this problem. AKP seems on paper as a political party, but I think it's not. It's like a mafia organization, like as if it's like a pyramid. Think about a pyramid. So there's a leader for this party, and there's an organization, a hierarchical organization downstream. And people are in AKP because of their interest. It's an interest coalition. This can be rationalized. For instance, they gave food, accommodation, shelter to large masses in Turkey. For some people, they overlook this strength. But this is very important for the general masses and for the poor masses in Turkey. Now, the parliament, if we go high up in the parliament, we see the crimes being obscured. And it's really a mafiotic organization. This is the dilemma. There is a mafia, and there is supposed to be law. But the law is subordinated to the mafia. So what's going to happen? İlk olarak da şunu söyleyeceğim. 15 Temmuz kalkışması başarısız oldu. Hayata geçen uygulamalar açısından AKP'nin ve Erdoğan'ın çok güçlendiğini düşünüyoruz ki evet haklısınız. Ama bir o kadar da zayıf olduğunu düşünmemiz için nedenimiz var. Çünkü şuradan da bakın, ilk günden bu yana hep şu söylendi. Ordunun içerisindeki küçük bir azınlığın kalkışması bu dendi. O zaman şu haklı soruyu sorabilirsiniz.
Madem öyleydi, o büyük çoğunluk neden bu azınlığı engellemek için dışarıya çıkmadı o gece? Bu bir sorudur. Böyle düşünebilirsiniz. Tam da o nedenle Erdoğan iktidarının zayıfladığını da düşünebilirsiniz. Çünkü ordunun o büyük çoğunluğu denen bileşen Erdoğan'a şu mesajı verdi. Ben varsam sen varsın. Ve bu devleti, bu mafyatik örgütlenmeyi birlikte yöneteceğiz. Karar alma süreçlerine ve menfaati ortak olduğu noktada birlikte yönetmeye devam edecekler. Eğer ki ayrışırlarsa, evet, Türkiye yeniden bir darbe riskiyle karşı karşıya kalacak. So in addition, yes, July 15th was unsuccessful. That is, it's definitely AKP got stronger, but we should also think that they got weaker. Because if you look at this coup attempt from this aspect, from the first moment, from the first day, what was tried to be imposed on people was that this coup was made by a small minority in the army. But then the question comes, why did the majority didn't go on the streets and try to prevent this, so within the army? So I think the reign of Erdoğan got weaker. I think he got the message. The message was, if we are here with you, you are there. If we are, we have to run this the mafia together. If you try to get rid of us, then things will change, and there may be another coup. So he got this message. Yes, please. Yeah. So I was hoping that you could comment on what role, if any, the U.S. played in the coup, attempted coup. Ben ibra olmaz bir solcuyum. Dolayısıyla komplo teorilerine çok yatkın birisiyim. Türkiye'nin bütün siyasi tarihi başarılı ve başarısız darbe girişimlerinde dolu. Başarılı darbelerin bazı 80'den sonra olanların, ya zaten 60 ve 70'i görme şansım yoktu. 80'de çocuktum ama geriye dönüp fazlasıyla siyasi tarih okuması yaptım. Onlardan öğrendiğim şöyle bir şey var. Türkiye'de bir darbe olduysa ya da Türkiye gibi demokrasi sıkıntısı yaşayan ülkelerde darbe olduysa iki noktaya gözümüzü çevirmemiz gerektiği. Bir, sermayenin çıkarı, iki, Amerika'nın. Dolayısıyla ben bir uluslararası odak olmadan, uluslararası odakını koyalım, Amerika'dan bahsediyorum. Ve başka denklemde başka uluslararası odaklar olduğunu da düşünüyorum. Olmadan bu darbe kalkışmasına girişilemeyeceğini düşünüyorum. Buna dair size buradan bir örnek vereceğim. Washington Post'ta bir okur mektubu yayınlandı. Türkiye'de bir yerde çevirisi yayınlanmış olan mektubun. Çok güzel bir paradoks vardı. Okur çok güzel bir şey anlatıyor orada. Diyor ki, CIA ve NSA bu darbeyi bilmiyorduysa halimiz harap. Yani biz burada güvende değiliz. Yok, eğer biliyorduysa bu darbe neden başarısız oldu? Ben de aynısını düşünüyorum. I'm a leftist, a hopeless one, so I have a lot of conspiracy theories. In Turkey, any coup, successful or unsuccessful, so that there are numerous coups that are successful or unsuccessful. For the ones, especially after 1980, I learned this as I went back and read. If there is a coup in Turkey, we have to think about two things: the interests of the capital and the interests of the United States. So there are international foci, and one of them is United States. There are different foci as well. Without the consent of these foci, there could be no attempt. There, one example is that there was a letter in Washington Post, and it was translated in Turkey. It underscores a paradox. It says, for CIA and NSA, so if they didn't know about this coup, I think we are in big danger. But if they knew about the coup, why the coup was unsuccessful?
Perhaps we can take two questions and then you can answer them. Ya da ben daha az konuşayım. Yes, please. Thank you. I have a question about people who were prosecuted after the coup, fired and imprisoned. How many, like, what are they? Were they prosecuted because they were connected to the coup? Were they prosecuted because they were Gulenists? Were they prosecuted because they were democratic or secular opposition? Şimdi darbe kalkışmasından sonra 3700-4000 civarında asker oradan ihraç edildi. Bunların büyük çoğunluğu da tutuklandı. Tutuklamaya neden olan şeylerden birisi, delillerden biri diyorum sırdırından, bazı askerlerde bir takım isim listelerinin çıkmış olması. Bir de bir cep telefonu aplikasyonu var, haberleşmede kullanılan, Bylock diye bir program. Ve bunu da cemaat mensubu bir yazılımcının geliştirdiği ve sadece cemaat mensuplarının kullandığı bir yazılım olduğu iddia ediliyor. O programa dahil olanların MIT tarafından deşifre edildiği ve birçok tutuklamanın buradan doğru yapıldığı söyleniyor. Elbette ben tutuklanan herkes darbecidir ya da Gülen cemaati mensubudur gibi bir iddiada bulunamam. İktidar öyle söylüyor ama bana sorarsanız yalan söylüyor. Öyle bir hal aldı ki Gülen cemaatinin en etkili olduğu alanlardan birisi eğitim sektörüydü, okullaşma, dershaneleşme. Cemaatin okuluna giden insanların bile tutuklandığı bir süreç yaşanıyor. Ya da çok ilginç, çok sayıda baklavacı tutuklandı. Yani biraz ironi yapmaya çalışıyorum ama şöyle bir şey var. Cemaate bir şekilde değmiş birçok insan tutuklanıyor. Bunu hukukla açıklamamız mümkün değil ve doğru da değil. Savunulacak bir şey de değildir. Yani cemaat mensubu olmak ya da orayla bir şekilde ilişkilenmek insanları darbeci yapmaz. Sadece inanç bağlamında bir birlikteliğe işaret eder. Ve cemaatin bir sivil kanadı var ki kendi iddialarına göre çok sayıda insan var orada, birkaç milyon kişi. Bir de hepimizin itiraz edeceği ya da benim kişisel olarak çok fanatik içinde itiraz ettiğim bir militer yapısı var. Bir takım hukuksuzluklara imza atan, gelinen noktada darbe kalkışmasının içerisinde yer alan bir grup. Evet, onlarla bir mücadele yapılmalı. Ama buradaki temel kriterimiz şu olmalı: hukukun üstünlüğü ve demokratik normlar. Maalesef böyle bir şeyin yaşandığını söyleyemem. Tutuklanan herkesin de darbeci olduğu iddiası bana çok abes geliyor. Buna inanmıyorum. After the coup, approximately 3,700 soldiers were dismissed from the army. The majority of them were detained and then arrested. There are some evidences. For instance, there was a huge list of names. And these names were taken because these people were using a mobile phone application that were allegedly designed by the Gülen movement, and the people who used this were somehow related to the Gülen movement. The claim that the government has is that this was a claim that they had. So I think the government is lying. This is not true, that all the people who had this application or whoever got arrested having a tie to the Gülen movement is a lie. Because the Gülen movement had a lot of schools, and a lot of people who are affiliated with those schools were also arrested. So any person who was at some point related to Gülen movement started to be arrested. I think this is wrong, because this doesn't make these people pro-coup or not democratic. So the Cemaat, the Gülen movement, has two parts. The civil part, where there are millions of people, and there's a military part also. The part that planned the coup, probably, and they did a lot of unlawful things. Yes, I think we have to resist against this, and we have to tackle this part. But I think we should be on the grounds of the law and democracy. Not everyone that's arrested is a
Ve şunu da eklemek istiyorum. Eğer ki bu tutuklama gerekçelerini hukuki buluyorsa Türkiye'de iktidar, bu tutuklamalar öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlamalı. Çünkü ne istedilerse veren, yardım ettiğini de itiraf eden bir Cumhurbaşkanı var önümüzde. Ve AKP'nin 15 yıllık dönemindeki bütün kabine üyelerini dahil ederek çok ciddi bir tutuklama dalgası olması lazım. Çünkü Gülen cemaatinin bu kadar riskli olabilmesinde 45 yıllık geçmişindeki bütün siyasi iktidarlar sorumlu olmakla birlikte en büyük sorumlu ve bir dizi hukuksuzluktaki en ciddi suç ortağı bizzat AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiydi. Evet, Türkiye'de Gülen cemaati soruşturulmalıdır. Fethullah Gülen örgüt kurmak ve yönetmekten yargılanmalıdır. Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi. Aynı dosyanın birlikte sanığı olmak zorundalar. Örgüt kurmak ve yönetmekten. Şimdi bu yapılmıyor. Bir de itiraf var ortada. Her şeyi verdim ve ben bunlara yardım ettim diyor. Bütün savcılar böyle bakıyor. Ben bunu anlamıyorum yani. Aynı şeyi burada Amerikan Başkanı, şu anki Başkan Obama ya da müstakbel Başkan Trump biraz yaptığını gerçekleştirdi de yapsa bilmiyorum buradaki karşılığı ne olur. En azından siyaseten sorumluluğu vardır ve herhalde görevini bırakmak zorunda kalırlar. Ama Türkiye'de böyle bir ne bir kültür var ne bir hukuk mantığı var ve böyle saçma sapan bir paradoksun içerisinde biz çırpılmak zorunda kalıyoruz. If the reasons for these detentions and arrests are lawful, then Recep Tayyip Erdoğan should also be arrested. Because he confessed that he helped the Gülen movement through time. And if there's a prosecution, then it should start with the whole current and past cabinet members, the ministers and everyone. The biggest accomplice to Gülen movement and all these unlawful things is Recep Tayyip Erdoğan. Yes, Fethullah Gülen should be prosecuted because of establishing this organization and all these unlawful things. But he should sit together with Erdoğan before the judge and in his trials. He says, it's incredible, he says, Erdoğan says, yes, I helped them. But all the prosecutors just watch. So think about this happening in the US. What will happen? At least they have to lose their jobs. But in Turkey, we don't have this political culture and understanding. Do you think that the United States truly supported AKP in 2002? Do you think it still does, just because it seems like the strongest party to govern? Do you think that the United States wants to extradite Gulen? Do you think they will? And do you think that the government in Turkey will reinstitute the death penalty as Erdogan seems to want? Sondan başlayayım, idam cezası gelmeyecek. Orada bir rol paylaşımı var. AKP'yi ve kitlesini bir arada tutan en önemli zam Erdoğan olduğu için ve kitleyle bağlı en güçlü kişi olduğu için idam taleplerini ve çığırtlandığını o yapıyor meydanlarda. Hükümet de daha böyle hukuka yatkın bir görüntü vermeye çalışıyor. Orada bir rol paylaşımı var. Demir gazını almaya çalışıyorlar. İdam geri gelmez Türkiye'ye. Zaten gelirse hepimizi kurşuna dizerler, o kesin. Gülen'i verecek mi derseniz, buna şimdiden niyetlense bile herhalde Amerikan hukuk sistemine göre birkaç yıl sürer. Birkaç yıl Türkiye için çok çok uzun zaman. Yani. Bir ay bile. Ama velev ki o süre geçti. Ona rağmen ben verileceğini düşünmüyorum. Herhalde üçüncü bir ülkeye. Tahmin ediyorum Kanada'ya gitmesine olanak tanıyacaklar. Evet, Amerika destekledi AKP'yi. Avrupa Birliği'nin bütün ülkeleri de destekledi. Türkiye'deki liberal ahmaklar da destekledi. Bir dolu insan destekledi ve sermaye de destekledi. Bu destek vermek
Peki şey rol ya da iyiydi kötüydü bu tartışma götürür. Herkesin durduğu yerden haklı nedenleri olabilir. Ama evet desteklediler. O sırada çünkü zaten iktidar alternatif olabilecek başka bir siyasi yapı da yoktu. Öte yandan İslamcılarla sermayenin arasında bir köprü gerekiyordu. Yani AKP neoliberalizmle İslamcıların bağını sağlayan bir köprü oldu. Onun için de iyi bir işlevi gördü ve o yüzden desteklendi. I'll start with the last question. Now there won't be capital punishment. And I think there is the government and Erdogan is sharing the roles. So Erdogan is the strongest link to the general the people, the masses. And he's going out and telling what they want to hear. But the government is trying to stay on the more lawful side, and they're saying, no, we won't have that. So I think this is just to control the public. And is Gulen going to be given to Turkey? I think even if US decides to give him, it will take a few years, and a few years is a lot of time for Turkey. We don't know what will happen. But I don't think that he will be exiled. And even if he is, there will be a third country that he will be given, probably Canada or something. In 2002, yes, USA supported AKP a lot because not only USA, but European Union, the liberals in the country and the capital, so they all back up. Because the reason for, it could be good or bad, it's debatable, but the reason was there was no other political alternative that could constitute the bridge between the capital and the religious stance. So, and I think AKP was the best alternative for linking the neoliberal stance and the Islam, the modern Islam. Bir sonraki soruşturmada bir sonraki adım olarak soruşturmanın AKP'ye ulaşabileceğinden bahsetmiştiniz. Türkiye borsa ne zaman olacak? Ve sizce Türkiye'de naif bir soru ama bunu gerçekleştirecek bağımsız bir yargı var mı? Can we get it in English? As a next step, we thought that the investigation will reach out to politicians and AKP who support the Gulen movement. When do you think the investigation will reach the AKP? And do you think is there that independent judge, like judiciary in Turkey, who will execute this like prosecution? Türkiye'de bağımsız bir yargı olmadığı için o soruşturma başlayacak zaten. Çünkü darbeye kalkışmasına dair bir soruşturma olduğu için Erdoğan'ın çıkarlarını korumak, yani ya da partisinin ve nefretinin diyetini ödemeleri için birilerine uzanacak. Bunun için bağımsız olması gerekmiyor her şeyden önce. Zaten Erdoğan yargısı bunu yapacak. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama ben çok uzanmayacağını düşünüyorum. Çünkü bir kaynayan kazan var. Bir yerden patlayacak o. İktidarın da bunu uzatma yanlısı olduğunu düşünmüyorum. Ne zaman olacağının garantisi bence şu ya da ölçütü o soruşturma AKP'ye uzandığında yaşanacak sarsıntının şiddeti AKP'yi iktidardan etmeyecek bir şekilde aldığında ya da bunu yönetebilecek düzeye geldiklerinde o soruşturmayı oraya uzatacaklar. Bu kesin yani. Sadece ondan emin olmaya çalışıyorlar. Yeah, the investigation will start just because there's no real jurisdiction in Turkey. The prosecution, the investigations will start because Erdogan wants directly to make the people pay for what they have done against him. And this prosecution will be done by not the free jurisdiction, but Erdogan's jurisdiction. And soon it will happen. But it will happen at a time point when the AKP will be confident that the outcome will not affect them and they will not be affected by that. But I believe it will be soon. Öncelikle özür diliyorum ben biraz geç girebildim içeri. Belki bir konu bahsedilmişti. Telafi ederiz. Ama bir daha olmasın. Bilemedim. AKP ve Gülen hareketiyle alakası olmayan birçok kişi
bu aradaki ne gibi hani Gülenler ve AKP arasındaki geriliminden 17-25 Aralık meselesi ortaya çıktığında haberdar oldum. Ve Gülenler AKP'nin o süreçte çok güçlü bir şekilde AKP karşıtı tavır aldığı konu İran'daki ambargonun kırılmasıydı. Bu Türkiye'nin kendi iç meselesi değildi. Yani, kim buna tavır aldı dediniz? Hani 17-25 Aralık sürecinde ortaya çıkan konu, yani Gülen destekçisi, savcıların veya teşkilatın ortaya çıkartmaya çalıştığı konu, işte Reza Zarraflarla şeylerle işte, sorgulanmak istenen bakanlarla İran ambargosunun kırılmasıydı. Sizce neden Gülen hareketi bu İran ambargosu konusunu seçti, sesini yükseltmek için? Bir sorum daha var. Tek soruyla şimdi evet, sınırlayabilir miyiz? Bir de İngilizcesini alabilir miyiz? Most of the people in Turkey realize that there is a tension between AKP and Gülen movement when the investigations started against some ministers and some businessmen like 3 years ago, and they were claimed to break the embargo towards Iran. And I'm asking Mr. Şık, like, what he thinks about it, why Gülen Mahmut chose this topic to show their, like, red line. I mean, they were first time they were very very much against AKP and AKP's ministers, and like they were like strongly claiming that they are doing illegal stuff. And why do you think that they chose this topic? I mean, it wasn't an internal topic, of domestic topic of Turkey. İktidarın dile getirdiği bir şey var 2,5-3 aydır darbe kalkmasıyla ilgili ve Gülen cemaatleriyle ilişkilerinin kopmasına dair. Diyorlar ki ihanet 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarıyla başladı. Bu koca bir yalan. Bu iki gücün savaşmasına dair kamusal alana çıkan ilk emareyi biz 7 Şubat 2012'de gördük. MİT'in üst düzey birkaç yöneticisini hedef alan bir soruşturmayla, ki o soruşturmanın aslında nihai hedefi de o dönem için başbakan olan Erdoğan'ın kendisiydi. Dolayısıyla eğer ki bir ihanetten bahsedeceksek ikilinin birbiri arasında, miladımızı 2012 almamız lazım. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını işaret etmelerinin en önemli nedeni şu: bir geriye dönük bir suç ortaklığındaki rollerini gizlemek. İki, iddiaların hepsinin doğru olduğunu düşündüğüm o yolsuzlukların da aslında bir Gülen cemaatinin kurgusu olduğundan hareketle kendilerini aklanmış göstermeye çalışmak. Dolayısıyla bu tuzağa düşmemek gerektiğini düşünüyorum. Yolsuzluk soruşturma süreci aslında çok komplikeydi. İçinde sadece yolsuzluk, hırsızlık, talan yok idi. Evet, İran ambargosunun delinmesinde kamu bankalarının kullanılması meselesi vardı ki onun aktörlerinden biri şu an burada cezaevinde. Bir başka konu, yani Suriye'ye nakledilen yasa dışı silahlar ve onların alıcısı olan cihatçı grupların kim olduğu üzerinden de bir komplike bir plan vardı. Hepsini bütünlüklü düşünmek lazım. Yani şimdi sıklıkla şey dile getiriliyor ya, işte Lahey'de yargılanacaklar. Bir kere Türkiye o anlaşmanın belli maddelerinde şart koyduğu için böyle bir şey tırnak içinde de olsa fiziksel şey olarak, teorik olarak mümkün değil. Bunu aşabilecek bir takım yöntemler var vesaire, ama şu anda öyle bir mümkünat yok. Ama Türkiye'nin zaten ulusal yasaları Suriye'deki savaş suçlarına ortak olmayı da soruşturabilecek yasalar. Dolayısıyla hani böyle çıtayı çok yükseğe koymaya gerek yok. Vay seni daha ileri yargılayacağız diye. Türkiye'deki yasalarla da yargılansa ömür boyu hapis cezasını alır zaten bugüne kadar işlediği suçlarla, ki bu olmalı.
Sorunuza gelirsek, yani İran ambargosu vesaire, şimdi ben yani peki neden bu konuyu seçtim? Yani benim fikrim var ama hani bence çok akıllıca bir seçim. Sizce de değil mi? Yani uluslararası denklemde Türkiye'nin yönetici aktörünü denklem dışına atmaya çalışmak. Bu kadar basit. Ve bunu da bir suç soruşturmasıyla yapmak. Yani benim hiç kuşkum yok. Rıza Zarrab burada 70 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. En az 10 yıl ceza yiyecek. Bazı suçlamalar düşebilir. Bazı anlaşmalar olabilir. Ve Zarrab burada hüküm giydiği anda Türkiye hükümeti de hüküm giyecek. Çünkü bütün o ambargonun delinmesi hikayesinde Türkiye'nin kamu bankaları kullanıldı. Dolayısıyla çok doğru bir tercih yapmışlar. Ve evet, oradaki suçlamalar doğru. Yani buradaki savcılığın yönettiği suçlamalarda 17-25 Aralık tezdekelerinde bence hukuki olarak sıkıntılı olsa da dile getirilen iddialar evet doğru. Sadece bunu delillendirmekte bir takım sıkıntılar yaşamışlar. Uluslararası denklemden çıkarmak istediğiniz bir lider varsa da bu bence doğru bir seçim. Yani hem içeride hem dışarıda baskıyı fazlalaştırmanın aracı olarak kullanıldı. Ama şunu hesaplayamadılar bence. Yani Erdoğan çok kötü bir lider olabilir, şu olabilir, bu olabilir. AKP çok kötü ya da iyi bir iktidar olabilir. Ama sonuçta Amerika'nın faaliyet alanlarından birisi Orta Doğu ve bütün Orta Doğu'nun haritasını yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla oraya dair bazı planları var bir Müslüman coğrafyasına ve en iyi işbirliği görüntüsü verdiği ülkenin lideri de bir Türkiye'den bahsediyorum. Önemli bir yerde bulunduğu için. İslamcı bir parti iktidarda. Dolayısıyla birbirlerine muhtaç ya da yönetme yönetilme ilişkisi anlamında ilişkileri devam ediyor. Bence bunu gözden kaçırdılar. Eğer bu yönetme yönetilme ilişkisinin devamlılığını sağlayacak birisi bir aktör inşa edebilseler de evet, Erdoğan koltuğunu çok kolay kaybedecek yani. Bundan hiç kuşkumuz olmaz. Ama şu anda öyle bir aday yok. Ya da varsa da biz bilmiyoruz. Ve Gülen cemaatinin ya söyleyeceğim çok şey var. Gülen cemaatinin lokal bir hareket olarak da olmadığını düşünmememiz gerektiğini herhalde biliyorsunuz. Yani 140'tan fazla ülkede faaliyet yürütüyor. Çok global. Aynı zamanda çok büyük bir sermaye grubu. Yani buradan bakarsanız. Ve içinde istihbaratçılar vardır yoktur. Bilmem ne örgütü yönetiyordur, yönetmiyordur. Bunu bilmiyorum. Ya da doğrusu kuşkularım var ama kanıtlayacağım bir şey yok. Ama ben de CIA, Mossad, MI6 ya da MIT'in yöneticisi olsam Gülen cemaatine sızmak isterim zaten. Çok güzel yani. 140 ülkeye çok rahat bir biçimde ajan kimliğine sahip olmadan girebilmektir bu yani. Ve global bir hareket. Türkiye siyasetinin belirleyici aktörlerinden biri. Burası bunların hepsini bir harmanlayarak düşünürsek başka bir tablo çıkabilir diye düşünüyorum. Fazla da konuşmayayım. Now you are hearing my opinion. Totally different. So it all started with the claim that Gülen movement betrayed AKP on December 17th investigations about the corruption. I think this is a total lie. The separation or the detachment started on 2012 February 7th. When the investigations about the high-ranked officers of the Central Intelligence Agency started. So these officers were targeted, but the main target was Erdogan. So I think the milestone of the separation between Erdogan and Gülen was February 7th. The December 17th, I think the Erdogan and the government gives this date as a start because they are trying to hide their cooperation and the accomplice status. So what the government wants is to put all the burden on Gülen movement, and they are trying to acquit themselves. The investigation was December investigation was very deep, of course. So thinking about the Iranian banks. And also the arms that were transported to Syria and given to the jihadists. I think these were all because of a plan. So the question of prosecuting of Erdogan in Lahey, I think this is theoretically not possible, but
because Turkey is not as part of these agreements. But regarding the national laws in Turkey, I think Erdogan can even be using these domestic laws can be prosecuted against for what he has done in the Syria. So he has given arms and so on. I think he should be sentenced to lifelong. So regarding the embargo on Iran, I think this is very wise and very clever. I think everyone would do that. Because what you would like to do is take out a major actor in the equation. So Erdogan, you want to take him out. And for instance, Zarrab being prosecuted here in the US. So if he's sentenced, then Erdogan and the state will be sentenced too. What we have read in the proceedings of the investigations of December 17, they are right. So I believe they are right, but they just didn't have enough evidence to pursue those prosecutions. And I believe that the movement, Gülen movement, used this investigations as a proxy to take out Erdogan from the whole equation. But one thing they couldn't calculate is that United States has deep interest in shaping and restructuring the Middle East, and one ally, a good ally who's has religious tendencies and knows the environment well, is AKP and Erdogan. And I think these two parties are dependent on each other. This is what Gülen couldn't calculate. And I think it could still be possible that U.S. Could take out Erdogan, but I think there's no alternative. So there's really no alternative. And talking about Gülen movement, it's not a local movement. It's they're organized in more than 140 countries. It's a big corporation. There's a lot of people inside, like intelligence agencies and all these sort of people. And if you would be an intelligence agent, then you would definitely want to infiltrate into Gülen movement. I think Turkey is still a big actor in the region, and I think we should think of all these prosecutions and Gülen movement's stance, thinking of all these in mind. Bence Çağhan uzun çeviriyor yani, ben de okay, I think <I'm>